Unutturmayacağız. Gücümüz milli irade, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Türk İş. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu TES. Memur Sendikaları Konfederasyonu Memursak. Türkiye Odalar ve Ustalar Birliği top olarak buradayız. Bu ortak açıklamayı 81 ilde aynı anda yapıyoruz. 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız. 15 Temmuz'un Türkiye için bir milat olduğuna inanıyoruz. Çünkü bu alçak saldırı darbenin ötesinde bir işgal girişimiydi. 15 Temmuz İstiklal Harbi'nden bu yana ülkemizin karşılaştığı en büyük tehlikeydi. O gece Fethullahçı terör örgütü devleti ele geçirmeye, milleti tahakküm altına almaya kalkmıştı. Darbe girişiminin asıl amacı ülkemizi tarihimizde görünmemiş bir kaosa sürüklemek, kardeş kavgası başlatmak ve Türkiye'yi iç savaş ortamına sokmaktır. Darbe teşebbüsünün nihai amacı Türkiye Cumhuriyeti'ni bir daha ayağa kalkamayacak duruma düşürmektir. Allah'a şükürler olsun ki milletimiz cesareti ve ferasetiyle bu belayı, bu fitneyi durdurdu. Milletimiz demokrasimize ve özgürlüğümüze kasteden bu saldırı karşısında dik durdu. Canı pahasına değerlerini savundu. Bu masadaki kuruluşların tamamı da ilk andan itibaren devletimizin ve milletimizin yanında yer aldı. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Gazi Meclisimiz, Başbakanımız, siyasi partilerimiz, milletimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve medyamızın kararlı duruşuyla bir destan yazdık. Haince planlanmış darbe girişimini savuşturan milletimizin önünde saygıyla eğiliyoruz. 15 Temmuz'da Türkiye en zor demokrasi sınavını büyük bir başarıyla vermiştir. Demokrasimizin hiçbir kaba kuvvete teslim olmayacak kadar güçlü olduğunu herkese gösterdik. Milletimiz darbeye karşı durarak şunu açık şekilde ilan etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni milletin iradesi dışında hiçbir güç yönetemez. Bu dünyaya örnek olacak bir tavırdır. Elbette bunun için büyük bir bedel ödedik. Darbe girişimine karşı verdiğimiz mücadelede 250 vatandaşımız şehit oldu. 2301 vatandaşımız gazi oldu. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Gazilerimizi şükranla anıyoruz. Milletimiz onları daima minnetle ve rahmetle anacaktır. Dünyada çok az millet bu bedeli ödeyebilir. Siyasi görüş fark etmeksizin Türkiye'nin geleceğine sahip çıkan 15 Temmuz ruhu demokrasinin sigortasıdır. Bir daha böyle hain girişimlerin yaşanmaması için FETÖ ile mücadele her alanda etkin ve kararlı şekilde sürdürülmelidir. Yargı kurumları darbecilere ve onların destekçilerine hak ettikleri en ağır cezayı vermeli, milletimizin vicdanını rahatlatmalıdır. Değerli basın mensupları, en az 15 Temmuz kadar darbe girişimi sonrasında da ülkemiz açısından zorlu bir süreç oldu. Darbe girişimi sonrası toplum büyük bir travma yaşadı. FETÖ yalan haberlerle yurt dışında ülkemiz aleyhine karalama kampanyaları yürüttü. Ekonomimiz de bu saldırıdan olumsuz etkilendi. Allah'a şükür birlik ve beraberliğimiz sayesinde bunların hepsi de kısa sürede atlatıldı. Hükümetimizin bizlerle istişare içinde aldığı önlem ve yaptığı reformlarla hızla toparlandı. Daha darbe girişimi üzerinden bir yıl geçmeden ekonomide %5'lik büyümeyi yakaladık. İstihdam rekorları kırdık. Bu yılın ilk 6 ayında tam 1.200.000 insanımıza yeni istihdam sağladık. İhracatımızı rekor düzeyde arttırmaya başladık. Yabancı yatırımcıların güvenini yeniden kazandık. Çok açık ifade ediyoruz ki Türkiye dünyanın en zor stres testinden başarıyla çıkmıştır. Emin olun, bizim son bir yılda yaşadıklarımızı başka bir ülkeye yaşasaydı bir daha ayağa kalkamazdı. Ama biz dimdik ayaktayız. Böyle bir coğrafyada en zor koşullar altında hiç kimsenin yapamayacağını yaptık. Ama rehavete kapılmayacağız. Yapacak daha çok işimiz
büyük hedeflerimiz var. 15 Temmuz sonrası toparlanma sürecini tamamladık. Şimdi yeni bir atılım sürecini başlatmamız gerekiyor. Ayağımızdaki prangayı çözdük. Şimdi koşma zamanı. Büyüme, istihdam, ihracatta yeni rekorlar kurmalıyız. Vatandaşlarımızın refah seviyesi daha artırmalı, demokratik katılımlarımızı güçlendirerek ileriye taşımalıyız. Bütün bunlar için ortak akılla ve istişare içinde yeni bir reform süreci başlatmalıyız. Burada yurt dışındaki dostlarımıza da sesleniyoruz. Aldığı yaraları saran milletimiz bu büyük demokrasi sınavının birinci yılında bütün dostlarının yanında görmeye arzulamaktadır. Dostlarımızı iftira kampanyalarına değil, gerçeklere kulak vermeye, buna göre tavır almaya davet ediyoruz. FETÖ ile mücadelede dost ve müttefik devletlerin de desteklerini bekliyoruz. Kaynağı ne olursa olsun, darbe ve terör bir insanlık suçudur. Ancak birlikte çalışırsak daha iyi bir gelecek inşa edebiliriz. Bizler ülkemiz ve milletimiz için şimdi daha büyük bir azimle çalışacak ve Türkiye'yi büyük hedeflere taşıyacağız. Üzerine basarak bir kez daha ifade ediyoruz. Türkiye'nin sivil toplumu olarak 15 Temmuz'u asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Buradan aldığımız dersler bize ışık olacak. Biz bu ülkenin geleceğinden umutluyuz. Gücümüz milli irade, hedefimiz büyük Türkiye. Güzel, buraya bakalım.